19 Nisan, 25 Nisan değerli aslan burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam günlük yorumlarımızı da takip edebilir. Kafanızdaki sorunlarınız neyse günlük olarak takip edebiliyorsunuz. Değerli aslan burçları kariyer hayatınızla alakalı hani ipten alınacaksınız. Yani bir hata, bir yanlış ya da okumadığınız bir evrak ciddi anlamda sizi ipe götürebilir, ipten de alabilir diyorum. O yüzden bu ara lütfen evraklarınızı doğru okuyun. İşle ilgili sorunun yaşamasını istemiyorum. Uzun süredir beklediğiniz bir iş teklifi varsa bu hafta bununla ilgili güzel olumluluklar, diyaloglar ve konuşmalar söz konusu olacak. Ve bu konuşmalar arkasından anlaşma yapılacak ve istediğiniz iş gerçekten yavaş yavaş hedeflediğiniz noktaya doğru ilerliyorsunuz. Özellikle ben artık kendi işimi kurmak istiyorum ve bu kariyer anlamında kendi markamı yaratmak istiyorum diyen aslan burçları. Evet ama güzel markalar da yaratacağınıza inanıyorum. Özellikle telefon diyaloglarınız, konuşmalarınız, yeni anlaşmalar bu kadar çevreyi doğru noktada oluşturmak istiyorsunuz. Yap ama şu anki bulunduğun noktada devam etsin. Ortaklı işinde de ortaklı bir süreç işini de kur. Yani ikisini aynı anda götür. Bir sene sonra bu yolunu ayır. Şu an ani karar verip hak ettiğin haklarını, agresif karar verip hak ettiğin değerleri kaybetmeni istemiyorum. Bu ara hani özellikle evli olan aslan burçlar üstüme herkes geliyor. Bir evde yalnız kalayım, enerjim düzelsin, onu anasına git, yok anama git. Böyle bir gereksiz birbirinizi incitebilirsiniz. Ya da insanların yaptığı davranışlar gözünüze batıyor olabilir. O yüzden evdeki bireyleri biraz gözünüzü berelterek bakmayıp biraz yumuşak bakın. Yalnız kalmak istiyorsanız da siz evden gidin, insanların üstüne gitmeyin değerli aslan burçları. Tamam, özgürlük, kendi içsel dünyanız, kendi alanınızı yarat atmak istiyorsunuz ve evin içi çok hareketli ve kendinize ait bir enerjiyi yakalayamadığınız için ev üstünüze geliyor. Hak veriyorum ama kimseyi incitmeden. Yani yapın ama kimseyi incitmeden. Özellikle kariyer hayatınızla ilgili değişim yapmak istiyorsunuz. Tam vakti ama doğru vakit nasıl dedim? Yani hem orayı hem kendi işinizi doğru noktada dengelediğinizde başarısızlık görmüyorum. Ortaklı işlerinizle alakalı plansız hareket edebilirsiniz ve bu hırslar size sıkıntı yaratabilir. O yüzden iş hayatınızda sakin, otokontrollü, sistemli hareket edin. Zarar görmenizi istemiyorum. Eğer firmanızı farklı bir yere taşımak ya da farklı bir şehir ya da farklı bir ülkeye taşımak istiyorsanız tam zamanı yapın. Çünkü kariyeriniz alakalı tam ters giderken düze çıkacaksınız ve çok büyük bir aydınlanma, yeni anlaşacağınız anlaşmalar size başarı ve güzel kazançlar sağlayacak. Sağlık problemi olarak belki şöyle söyleyeceğim. Hani uyku apneniz, baş ağrılarınız, sinüzite dayalı ve mevsimsel allerjik sorunlarınız olabilir. Ve bu ara beyninizi çok fazla yormayın. Beyin tıkanıklığı söz konusu olabilir. İhmal etmeyin diyorum. Özellikle yeni işe başlamak, yeni statü sahibi olmak isteyen aslanlar için çok güzel ve korunaklı bir hafta olacak. CV'leriniz ya da iş değişiklik ya da iş başvurularınızla ilgili olumlu süreç ve bu olumlu süreç artık kıymetini bilin, değerini bilin ve artık vazgeçmeyin. Burası bana uygun değil, rütbeme uygun değil. Başlayın, birkaç dönem sonra rütbenize uygun noktaya geçersiniz. Geçici burayı bir toparlamamız gerekiyor. Değerli aslan burçları şöyle söyleyeceğim. Kariyerinizle alakalı hem başarı hem yükseklik var ama ortamda bir kriz olabilir ve bu krizde siz suçlu olabilirsiniz. Yani ortamdaki stresi kendinize çekmeyin. Zararlı siz olabilirsiniz diyorum. Banka, finansal ya da mühendislik alanında kariyer yapmak isteyen bazı aslan burçlar için güzel fırsatlar, yenilikler söz konusu olacak. Çocuğunuzun üniversite ya da lise sınavı ya da siz lise sınavı ya da üniversite sınavına hazırlanıyorsanız, özellikle uçak mühendisliği, makine mühendisliği ya da tıp okumak istiyorsanız çok büyük bir başarı. Özellikle liseye hazırlanan çocuklarda bir sıkıntı görmüyorum. Biraz belki meditasyon ve korkularınızı yenmeniz lazım. Bu korkularla birlikte kendimizi oluşturabiliriz. Evet, evde özellikle değişmesini istediğiniz çocuk odası ya da kendinize kıyafet odası yapmak istiyor olabilirsiniz. Bu kararınız hayırlı. Artık kullanmadığınız o kadar çok eşya var ki yavaş yavaş bunları ayırın ve gitmesi gereken adrese teslim edin. Bir de gereksiz harcamalardan uzak durun. Son zamanlarda da evinizin enerjisi sizi çok fazla yıpratıyordu. Evinizin güzel bir enerjisini almaya başladım. Siz de başladınız. Ev enerjinizde sorun yok. Sadece belki çiçekle burayı ya da balkonu biraz
daha renklendirebiliriz. Bizim ruhumuza iyi gelecek. İlişki konusunda uzun süredir ilişkisi olmayan aslanlarda güzel heyecan dönemi var. Evli olanlar üstümüze gelmiyoruz. Hatta yurt dışı ya da Almanya ya da Amerika ya da Avustralya'ya gitmek isteyen aslanlar güzel teklif alacaksınız ya da kendi işinizi orayla alakalı oluşturabilir. Büyük kazançlar elde edeceğinizi düşünüyorum. Değerli aslan burçları, bu aralar rüyalarınız, hisleriniz tavan yapabilir. Hissettiklerinizi ya da rüyalarınızı not alın. Daha sonra çıkanlara böyle işaret edin. Yani 19-25 Nisan arasında bol bol rüya görebiliriz. Bunları yazın. Belli bir süre sonra çıktıkça üstünü karalayın. Neler hayatınızda uyarı veriyor onları takip edelim. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.